Herkese merhabalar canlarım. Uzun bir süredir açamadığımız, açmaya ara verdiğimiz mi desek, aslında istemsiz oldu arkadaşlarım. Hiçbir nedeni yok. Elimizde mevcut ve zaten satışta son günlerde hareketlenmiş. Oyuncakçılarda rahatlıkla bulabileceğiniz LOL Konfeti Pop. Benim cümlen yarıda getirdi değil mi anneciğim? Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, herkese merhabalar. Evet anne, devam edebilirsin. Bu kadar uzatırsam araya kalp de girer, Buse de girer, herkes girer arkadaşlarım. Evet. Hepiniz çok seviyorum deyip hemen challenge'ımıza başlıyoruz. Evet. Bu kadar da ani bir giriş beklemiyordunuz değil mi canlarım? Hepinize kocaman sevgilerimi gönderiyorum canlarım. Evet, Buse ile birlikte zorlu, kapışmalı bir yarışma yapıyoruz. Yarışmamızın adı challenge. Arkadaşlar bugün bir dakika gülmen gerekiyordu burada. Yarışmamız adı challenge, mükemmel. Arkadaşlar, LOL ailemize bugün 4 yeni LOL daha eklendi. İnşallah 4 farklı LOL olmasını umuyorum. Ceylin'in hediyesi diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Ceylin seçmiş arkadaşlarım. Bakalım içlerinden hangisi çıkacak? Diğerlerini erteliyorum. Bunlara öncelik veriyorum. Seç Buse'cim bir tane. Seçtim. Konuşturmayacağım seni. Lafa başlıyorsun, hemen lafını kesiyorum. Bu doğru bir şey değil arkadaşlarım. Sadece ben biliyorsunuz Buse'ye... Şımarıklıktan. Şımarıklıktan. Evet, onu sinirlendirmek evet. için. Onu sinirlendirmek çok hoşuma gidiyor. Çünkü kızdığı zaman çok bir güzelleşiyor. Arkadaşlar dur, ne yapıyorsun? Bu bir challenge. Challenge'ın bugün birinci bölüme yayınlanacak. Yarın sabah saat 8'de de ikinci bölüme yayınlanacak. Aslında neden böyle video hazırlıyoruz arkadaşlarım? Biraz önce Push Me Ups, Pick Me Pops videosu çekmiştik, atmıştık. Ve onun açılımını LOL Bebeğe benzetmiştik. Ve birçok arkadaşımız da canlarım benim LOL Bebeğe kaçacaksın diye zannettik demişsiniz. Hiç içim dayanmadı arkadaşlarım. Hemen dedim saat kaç olursa olsun hadi Buse'cim arkadaşlarımıza bir LOL Bebek çekelim, atalım. Hem de biz merakımızı giderelim. Çünkü bunların içinde ne var ne yok arkadaşlarım. Bizim aradığımız biliyorsunuz ikinci dalgaya ait bir tane bebek var. Doğru mu? İki mi? Doğru. Bunun cevabı sizde arkadaşlarım. Oh. Biliyoruz ki biz aynı bebek çıkacak. Ama en çok istediğimiz Punk Boy'un ikincisi çıkması. Ya da Independent Queen çıkması. Hadi ya bakalım. Ya da bir yargıcı çıkması. Bir dakika anneciğim. Bir dakika. Senden önce. O kadar rahatım ki. Foxy gelmeyeceği için evet, çok rahatım. Kim de. Gelirse gelsin. Anne bir dur ya. Das gelmesin. Anne bir durur musun? Ben açacağım. Bu bölüm benim. Hadi o zaman. Bu bölüm benim arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Çünkü bakın neden ben bu bebeği seçtim. Yani bu 4 tane konfeti arasında yüzü en düzgün bebek benimkiydi. Vay işte deniyor. O yüzden bunu bak, bakın mesela bunun gözleri çok yakın birbirine. Bu kaymış. Bu aşağı bakıyor. Benimki en düzgünü. Ben şöyle bir işaret koyayım mı? Evet. Bu senin. Yani evet. Bu da benim. Arkadaşlar bugün şimdi şu an bunun açımını izleyeceğiz. Yarın sabah 8'de de annemkini izleyeceğiz. Hadi başlayalım. Söz vermeyelim. Yarın sabah 8 saat. Telefonum çalıyor arkadaşlarım. Siz başlayın, hemen geliyorum. Tamam anneciğim. Hadi başlayalım arkadaşlar. Touchdown, yani bir glitter bebeğin çıkması umuduyla ilk katmanımı cırtlatıyorum. Wow. Arkadaşlar mükemmel cırtladı. Allah'ım. Hadi bakalım. Mesaj. Arkadaşlar mesajıma bakmayacağım. Mesajıma dövmemle aynı anda bakacağım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ve ikinci fermuarımı cırtlatıyorum. Çok heyecanlıyım diyecektim ki. Arkadaşlar pembe top çıktı. Mutsuzum. Üzüldüm yani şu anda. İnşallah daha önce bende olmayan bir bebek çıkar. Allah'ım ne olursun. Ne olursun. Açıyorum. Açıyorum. Üçüncü fermuarım cırtlasın. Ya fermuarlar da çok güzel cırtlamıştı arkadaşlar. Gerçekten umudum vardı. Belki diğer kötüdür ama onun dışında aynı bebek çıkacak. Eminim. Ya istemiyorum. Arkadaşlar. Funky Cutie geliyor galiba. Geliyor gönlümün efendisi Funky Cutie. Hiç de efendisi değilsin. İstemiyorum seni Funky Cutie. Funky Cutie seni istemiyorum. Lütfen Funky Cutie ya. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya. Bir tane ya. Bir tane glitter bebek çıksa da mutlu olsam ya. Gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Annem şimdi ah ne umutlarla gelecek. Ah hala bitmedi telefon konuşması. Gelsin de bir şok olsun. Ah arkadaşlar ah. Eli yüzü en düzgün olan bebeği seçmiştim. Topu seçmiştim. Ama maalesef yüzüm gülmedi. Olsun, belki de güzel bir şey çıkar. O zaman 3-2-1 parti zamanı. Patlamıyor. Patlamıyor arkadaşlar. Bozuk top. Hayattaki şansım. Bozuk top çıktı. Ay elime bakar mısınız? Elim kızardı. Top patlamıyor. Aa. Böyle bir şey olamaz. Kesin Grunge Girl. Ben sevmiyorum ya. Kesin o kazık kafalı Grunge Girl çıkacak arkadaşlar. Görürsünüz. Ya of ya. Arkadaşlar ya. Kesin Grunge Girl çıkacak. Bakın Cheeky Babe zaten napping. Funky Cutie ya da Grunge Girl çıkabilir. Hayattaki şansım.
Bir daha ay arkadaşlar çok ince. Aa koleksiyoncu broşür. Aa şaşırdım. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım bakın bize Sim Club'den VR Cutie eksik. Glam Club'dan Black Tie eksik ama ne pink yani çıkma olasılığı yok. Onun dışında başka eksik olan bir de Independent Queen eksik. Yani bizim bu 4 top içinde VR Cutie'yi ve Independent Queen'i bulmamız lazımken bize şıka şıka Grunge Girl çıkacak şimdi yani. Öyle düşünüyorum. Bakalım hadi açmaya başlayalım. Hüzünlü anlar yaşıyorum arkadaşlar. Gerçekten. New 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 new. İstemiyorum. Ah arkadaşlar bakın ayakkabıları. Ama yani böyle bir şans olamaz ya. Gerçekten ya. Bir kere bizim bir yüzümüz gülsün ya. Tamam hadi bir kere ya. Yani daha kaç tane alacağız bilmiyorum ki ben şu Independent Queen'le bir arkadaşı bulmak için ya. Diğer şeylerde kapak kızlarını hep önceden bulmuştuk. Erken bulmuştuk. Bu kapak kızını bir bulamadık arkadaşlar. Diğer kızı bir çıkmadı bize ya. Evet. Wow, gözlüğü varmış hatırlamıyorum. Aa. Arkadaşlar. Böyle bir boyama şekli olamaz. Aa. Kesinlikle bunda bir şey var arkadaşlar. Bu bebekte bir şey var kesinlikle. Bu gözlük ne? Allah Allah. Çakma mı yoksa ya? Hemen üzerine bakmak istiyorum arkadaşlar. Çakma mı değil mi diye. Çünkü böyle bir bebek olamaz yani. Aa. Bakalım. Aslında Juju Preziosi amblemi de var üstünde arkadaşlar. Yani çakma olması imkansız diyebilirim. Bakar mısınız? Juju Preziosi, Juju Preziosi. Bakın. Juju Preziosi. Ama üzerine MGA yazıyor mu? Evet yazıyor. Allah Allah. Arkadaşlar şu anda bir şokluk geçiriyorum arkadaşlar. Çünkü bizim Grunge Girl'ümüz böyle değildi. Yani böyle çirkin değil affedersiniz ama arkadaşlar bakar mısınız kaşları gözükmüyor. Ben hemen bebeğimi giydirip geliyorum ve bebeğimi giydikten sonra hemen bir tane de Grunge Girl getiriyorum. Evet bebeğim giysin de gelsin. Geldim arkadaşlar. Giyimli bir Grunge Girl bulamadım maalesef. Ama elimde olan tek Grunge Girl burada bakar mısınız? Ten rengi bile ne kadar değişik. Yani arkadaşlar yani şu anda elinize alıp görmeniz lazım. Gerçekten bu çakma gibi. Bakın bir kere yani yanakları çok değişik. Kaşları yok gibi bunun gibi belirgin değil. Dudağı çok değişik, çirkin. Yani görebiliyor musunuz? Bakın ayaklarına. Bunun ayakları ne kadar siyah, ne kadar belli. Bunun incecik yapılmış. İncecik çizgiler ve kaymış çizgiler ve arkadaşlar özellikle baktım. Daha önce elimizde olan Norby'nin ayağının altı da çoraplı. Bunun ayağının altı çoraplı değil. Çok kötü arkadaşlar ve iyi yani iğrenç demek istiyorum ama iğrenç kokuyor. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Saç renkleri de değişik zaten. Bunu daha koyu pembe. Bunu çok açık pembe. Kesinlikle Türkiye'ye hani bu yanlış üretilmiş bebeği göndermişler diye düşünüyorum. Çünkü hepsinin üzerinde Juju Preziosi amblemi var. Yani bunlar Türkiye'ye gelmiş ve Juju Preziosi'nin onayından geçtikten sonra satışa sunulmuş bebekler. Yani Türkiye'ye böyle yönelttiğini düşünüyorum. MGA'ya sinirlendim açıkçası arkadaşlar. Kötü koku, renk değişmiyor. Renk tonları yanlış basılmış. Yani aynı parayı veriyorsunuz mesela siz arkadaşınızda. Mesela siz arkadaşınızla aynı parayı veriyorsunuz. Birinize Madame Queen çıkıyor, birinize bu çıkıyor. Nasıl üzülürsünüz? Bu yüzden adaletsiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu gözlüğe bakar mısınız? Gözlüğü bulmadım arkadaşlar ama böyle bir gözlük olamaz yani. Bu kadar kalın boyanmış, bu kadar yanlışlarla dolu bir gözlük olamaz. Kesinlikle şu anda protesto etmek istiyorum. Yani böyle bir şey olamaz. Aynı parayı verip de böyle bir muamele görmek mesela yani. Çok kötü olsa gerek. Bu yüzden new 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 maalesef challenge'ı kesinlikle ben kazanamayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Challenge'ın bu bölümü bu şekilde. Annemin telefon konuşması bayağı uzun sürdüğü için şimdi gelemiyor. Videoya ben tek başıma veda edeceğim. Yarınki bölümü kaçırmayın. Belki sabah olur, belki öğleden sonra olur, belki öğleden önce olur. Fark etmez. Ama yarın Challenge'ın ikinci bölümü gelecek. Ve bakalım benim Grunge Girl'ümle, çakma Grunge Girl'ümle kim yarışacak? Hepsinin cevabı için yarınki videoyu kaçırmayın arkadaşlar. Ve bu videoya da like atmayı unutmayın. Benim bu üzüntümü birazcık motivasyona ve mutluluğa dönüştürmek için bana like atmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar... Ne kadar hızlı konuşuyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın.